Merhaba arkadaşlar, ben sorucunuz. Orca Matematik yayınlarının kayıta soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 16. derste kalmıştık. 16. derste çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 16. derstimizde ilk sorumuzda bize 3 tane fonksiyon vermiş. Bunlar afx, bfx ve fx artı c, ama hangisinin kim olduğunu bilmiyoruz. Buna göre demiş, bu üç öncül ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tekrar söylüyorum, fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o zaman fonksiyonumuzun olma ihtimali ya böyledir ya böyledir, değil mi? Mesela buna 1 diyelim, buna 2 diyelim. Şimdi sonra eleme yapalım, tamam mı? Mesela buna 3 diyelim, buna da 4 diyelim. Neden? Çünkü bakın şimdi şöyle düşünelim. Fonksiyonun dışında bir a sayısıyla çarpıyorsunuz. Yani sizin fonksiyonunuz bu şekilde ne yapacaktır? Genişleyecektir ya da daralacaktır. Eksiyle çarparsanız, tabi eksi de olabilir o a sayısı. Bu sefer sizin atıyorsunuz fonksiyonunuz bu şekildeyse bu şekilde dönebilecektir. O zaman bizim şuradaki a ile çarpılmış olan ifade şu. Bakın şunlar önemli. Bu ise bizim fx fonksiyonumuzun yukarı ya da aşağı ötelenmiş olduğu anlamı taşır. O zaman şöyle düşünelim. Şimdi mesela benim fonksiyonum hangisi gibi olsun? Bir numara gibi olsun. Şimdi bir numara gibi olduğunda bu fonksiyon yukarı ya da aşağı ötelediğinde o zaman bunun aynısından bir tane daha olacak. Yani mesela bunlardan bir tanesi kırmızı ile işaretleyelim. Şöyle yıldız koyalım. Tamam, benim grafiklerimden bir tanesi böyle olacak. Şimdi daha sonra ben bunu atıyorum eksi bir şeyle çarparsam bu şekle gelir. Yani eksi olduğu zaman x eksene göre nesi olacak? Simetri alınacak. Bu alt tarafa kalacak. Üst tarafta kalmaca yok. O zaman benim fonksiyonum bu şekilde ne yapamaz? Yukarıda kalamaz. Belki şöyledir. Hani böyledir. Tamam, benim fonksiyonum belki de böyledir. Mesela aşağı öteledim. Bu hale geldi. Ama yine fark etmeyecek. Ben bunu simetrini aldığımda yine aşağıda kalacak. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Gördüğünüz gibi ne olmadı? Tam istediğimiz ayar olmadı. O zaman bizim fonksiyonumuz şu şekilde bir hareket sağlamayacak. Peki böyle olsaydı? Şimdi öyle olsaydı, ben bunu çarptığım zaman bunun x'i sabit kalacaktı fakat y'si değişecekti. Bu şekilde bir şey olacaktı ama benim öyle bir grafiğim yok. Şimdi bu dediklerine göre ne olması lazım? Mesela bunu eksiyle çarparsam bir tanesi böyle olacak. Hadi buradan kurtardık diyelim. Bunlardan bir tanesi eksi oldu diyelim. Tamam mı? Peki benim grafiğim normalde buydu ya. Ben bu grafiği ne yapamam? Bir şekilde elde edemem. O fonksiyon ne olması lazım? Daha farklı bir fonksiyon grafiği olması lazım. O zaman bizim elimizde 3 ya da 4'ten bir tanesi kaldı. Şimdi mesela bunu eksiyle çarparsak o zaman şunu elde ederiz. Tamam. Peki ben bunu birazcık çarparsam şöyle bir şey elde edebilirim. Bakın şöyle çektiririm ama o kesiştiği nokta aynı kalır. Yine böyle bir şey de elde edebilirim. Tamam, bunu da elde ettik. Bir de ben ne yaptım? Eksiyle çarptım. Bunu elde ettim. Bunu elde ettim. Yani bunu ve bunu elde ettim. Bir de yukarı ötelersem, yukarı ötelediğimde de birazcık şöyle bir şey yaparım. O zaman ben fonksiyonların hepsini elde ederim. Demek ki benim fonksiyonum tipi nasıl olmalı? Bence aşağı nasıldı? Şöyle aşağıdaki gibiydi, değil mi? Aynen. Bu şekilde bir fonksiyondu benim o zaman fonksiyonum. Şimdi o zaman cığıma. Neler dedik, neler dedik. Ben şimdi fonksiyonu, bunlardan bir tanesi eksi olacak o zaman. Mesela bu eksi oldu diyelim. O zaman ben bunu elde ettim. Şimdi şunu elde ettim. Tamam mı? Bu biraz uzunca bir soru oldu. Şunu elde ettim. Peki ben bunu yukarı doğru ötelersem böyle bir şey elde edebilir miyim? Elde ederim. O zaman c'si de pozitif geldi. Tamam, onu da elde ettik. Şunu da elde ettik. Tamam, c'sini de, şunu da elde ettik. Bir de şu vardı. Ben bunu birazcık çarparsam mesela 2 ile falan, tamam mı? Eksi mesela 1 ile çarptım, 2 ile çarptım diyelim oraya. O zaman burası da pozitif olabilir. O zaman bu şekilde ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Peki buradan elde ettiğimiz sonuç ne bizim? A'nın B'nin C hakkında. A eksi B artı C artı. Yalnız hocam şöyle bir şey var. Bunlar niye ters olmuyor? Yani niye böyle olmuyor? Bu artı, bu eksi, bu artı. Böyle bir ihtimal de var. O zaman A'la B'nin çarpımı negatiftir. Evet, bu kesin doğru. A'la C'nin çarpımı pozitiftir. Yok. Mesela evet şuna göre oluyordu ama buna göre olmuyor. O zaman bu iptal. Çünkü kesinlikle demiş. B ile C'nin çarpımı negatif. Bak buna baktığın zaman da ne gelecek? Bu pozitif gelecek. O zaman bu üçüncü öncülümüz de iptal. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? A şıkkı geldi diyebiliriz. Bu soru biraz terletti. Bilginiz olsun. Evet ya, yoruldu. 2. F fonksiyonu ile ilgili olarak sıfırla sonsuz aralığını, yani pozitif reel sayılarda her x1, x2 için x1, bak şimdi şunu şu tarafa at, daha güzel okuyalım. X1 küçüktür x2 için diyor. Değil mi? O zaman bunu da bu tarafa atarsak ne okuyacağız? Fx1 büyüktür fx2 mi okuyacağız? Buradan ne anlarsın? O zaman küçük olanın görüntüsü daha büyük müdür? O zaman fonksiyon burada
Bence azalandır. Burada azalan bir fonksiyon. Benim f fonksiyonum. Bir de demiş ki şöyle bir şey söylemiş. Bu ne demektir? F eksi x eşittir fx demiş. Yani senin fonksiyonu çift fonksiyondur. O zaman çift fonksiyonsa mesela grafik çizecek olursak mesela kabataslak. Mesela şöyle bir şey oldu. O zaman burada da senin grafiğin bu şekilde olacaktır. Tabii burada bir hani açıklık olabilir, onu bilmiyoruz. Yorum yapamayız. Çünkü burada bunu söylemiş. Hani o değerin kaç olduğunu bilmiyoruz. Peki 6'ya x4 noktasından geçen x'e 6 verdiğimde nereden geçiyor? X4'ten mi geçiyor? Tamam. Fonksiyon açıklık noktadan hangisi? Kesinlikle geçmez. Şimdi o zaman benim fonksiyonum negatif tarafta artandır. Yani şuradan baktığınızda bakın. Eksi 6 verdiğinizde de kaçı göreceksiniz? Eksi 4'ü göreceksiniz değil mi? O zaman fonksiyon eksi 6 verdiğinizde de kaçı görecek? Eksi 4'ü görecek. O zaman şimdi bu verdiğimiz değerlere bakalım. Şimdi ve artan diyor. O zaman eksi 5 verdim. Şunu bir tık küçültelim. Eksi 5 verdim. Burada verdiğimde eksi 4,5. Normalde artan olması lazım. O zaman E şıkkı ne olmayacaktır? Bu şıkların içerisinde olmayacaktır. Çok tek attık ya bu. Çok iyi tuttu. Eksi 5 niye burada? Çünkü değil mi? Eksi 4,5 ama eksi 4,5 onu söylediğine göre nerede olması lazım? Daha aşağıda olması lazım. Yani onun görüntüsü buralarda falan olması lazım ama böyle bir şey olmaz. Zaten hangisi kesinlikle geçmez diyor. O zaman E şıkkındaki noktadan yani eksi 5'e eksi 4,5 noktasından geçmez diyeceğiz. Peki bakalım geldik 3'e. Bir f fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı olup A kümesi KL ipi yani eksi 2, 3 kapalı aralığından B kümesini MN ipiyle temsil edilmektedir. O zaman nereye? A, B kapalı aralığına tanımlanmış. Peki bakalım. KL ipi sayısı sayı doğrultusunda eksi 2, 3 aralığında MN ipi sayı doğrultusunda AB aralığında göstermekte oldu. Zaten ben de öyle yaptım. B eksi A neymiş? 26 santim olduğuna göre X'e bağlı fonksiyon kuralı aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Şimdi o zaman benim bu aralıktaki elemanlarımın sonucu bakın yalnız şurada bir şey demiş. B eksi A 26 demiş. Yani bu ikisi arasındaki fark kaçmış? 26 birimmiş. O zaman ben burada fonksiyona eksi 2 ile 3 arasında değerler verdiğimde görüntü küme ne olması lazım? Genişliği 26'dan daha dar olması lazım. Çünkü o tanım kümesi. Eğer 26'dan daha geniş bir yere tanımlanmışsa yani görüntü almışsa o zaman bizim burası ne olmayacak? Olmayacak. Peki bakalım. X kare artı x artı 2 5x eksi 3. Şimdi 5x artı 3 doğrusal bir fonksiyon. Eksi 2 verirseniz eksi 2 verirseniz buraya ne olur? Eksi 7 olur. 3 verirseniz 15 18 olur. Bu aralık kaç yaptı? 25 yaptı. O zaman bu olabilir. Şimdi bu x eksi 2'nin karesi eksi 3 mü? Bu bir parabolik bir hareket. 2 verirsek dibini görür. 2 verdiğimde ne oldu? Eksi 3 oldu. Peki 3 verirsek, yok eksi 2 verirsek ne olur? Eksi 2 verdin eksi 4. Karesi 16, 13 oldu. O zaman bu aralık kaç birim? 16. O zaman bu da olabilir. 4x eksi 1 doğrusal fonksiyon. Eksi 2 verirsem eksi 9. 3 verirsem 12, 11. Burası kaç? 20. Bu da olur. Şimdi bir x kare artı x eksi 2 var. Bir de x kare artı 5x var. Hangisini deneyelim? Şu x kare artı 5x deneyelim. Şimdi bunun dibi neresi? Şimdi bunun r'si parabol bu. Parabolik bir hareket. Dibi eksi 2,5'da değil mi? O zaman eksi 2,5'da ise eksi 2 verdiğim zaman. Şimdi parabol böyle bir şey. Dibi eksi 2,5'da. Ben nerede görüyorum? Şurayı görüyorum. Yani eksi 2 ile 3 arasını görüyorum. O zaman eksi 2 verirsem ne olur orası? 4, eksi 10, eksi 6 yaptı. Peki 3 verirsem ne olur? 9, 15 daha 24 yaptı. O zaman benim görebileceklerim burası. Burası kaç birim? 30 birim. Oo, bu olmaz olur mu işte. Çünkü sana ne demiş? B eksi A için 26 birimdir demiş. Biz ne bulduk? 30 birim bulduk. Daha büyük bir aralığa ihtiyacım var. Ama benden ama burası için ne demiş? AB aralığı için 26 birim demiş. O zaman yanlış. Doğru cevap yani yanlış olan cevap Edirne'dir. 4. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu ve f'in tersi fonksiyonu grafiğini defterin ilk sayfasının aynı koordinat düzlemini çizen Fatih defterin ilk sayfası görüntü aşağıdaki hangisi kesinlikle olamaz demiş. Bak bu çok önemli. Net yaz kafana, yaz defterine, yaz tahtaya, yaz duvarına, her yere yaz. Bu çok önemli bilgi. F ile f'in tersi her zaman y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. F ile f'in tersi her zaman y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Çok net. Şimdi bak dikkatli bak. Y eşittir x'i çizdiğin zaman tabii benim gibi çizemezsen ayrı tabii de. Şöyle yaparsan simetriktir. Değil mi? Bak şöyle yaparsan simetriktir. Sonra deniyoruz şimdi. Şöyle yaparsan kendisi zaten simetriktir. Şöyle yaparsan tamam simetriktir. Şöyle yaparsan o olmadı. Bak
Buna göre simetrik olacak. Buna göre simetrik olmadı ki. Saçma sapan bir şey oldu. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne'dir diyebiliriz. F ile f'in fonksiyonun grafiği her zaman y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Nokta net. Bunu yaz abicim. Tamam. Geldik 5'e. Bize diyor ki A ve B ayrı kümeler diyor. Tamam. Yani ne yok? Kesişimleri yok. A'dan B'ye birebir bir örtem fonksiyon yazmışız. Şimdi ben şöyle yapayım. Bir de şöyle yapayım. Şu A kümesi, şu B kümesi birebir örten şöyle eşleşecek. Doğru mu? Şuradaki elemanlar, şuradaki elemanlar eşleşecek. Ama hiçbir ortak elemanları yok. Tamam. Bir de B'den C'ye de bir küme yapacağız. Fonksiyon yazacağız. O zaman bir de C kümesi yazalım. B'den C'ye birebir fonksiyon ancak FG fonksiyonları tanımlanıyor. Olacak şekilde. Bu da birebir. Ama örtendir dememiş. Ben hemen şuraya iki tane koydum. Tamam mı? Kafam karışsın diye bilerek. F artı G fonksiyonu birebirdir demiş. Şimdi F artı G fonksiyonu birebir midir? Bunun tanım kümesiyle bunun tanım kümesi A ve B'dir. Ortak bir elemanı yoktur. Doğru mu? O zaman ortak bir elemanı yoksa bence bu birebirdir diyemem ki. Çünkü ben bir elemanı hem buna hem buna yazacağım. Ama bu A ve B kümeleri ayrı kümeler. Yani burada mesela atıyorum burada 1, 2, 3 var. 4 var. Burası 5, 6, 7, 8. E ne oldu? Sen biri ne F'e yazabilirsin ne G. Yani F'e yazarsın ama G'ye yazamazsın. O zaman F artı G'yi bulamazsın. Anlaştık mı? O zaman bu iptal. Birincisi olmaz. Geldik Goff fonksiyonu birebir ve örtendir demiş. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. F birebirdir. Değil mi? Ama hani buradan buraya ne gitmeyecek? O zaman şimdi normalde bu F fonksiyonu. Bu G fonksiyonu. Bu arkadaş Goff fonksiyonu. Şimdi bunun için birebirdir diyemem ki. Bu da iptal. Fock fonksiyonu birebirdir. Şimdi F Fock fonksiyonu için bir buradan gideceğiz. Değil mi? Buradan gideceğiz. Sonra C kümesinden de nereye gideceğiz? Bir dakika. F bileşke G demiş. Şimdi G nereye gidiyor? B'den C'ye gidiyor. Sonra oradaki elemana gidiyoruz. Nereye yazıyoruz? F'e yazıyoruz. Peki bununla ilgili bir yargımız var mı bizim birebir olacak diye bir kaidemiz var mı? Bence yok. Çünkü hani 5, 6, 7, 8 burasının elemanlarını bilmiyorum. Şimdi peki bunun sonucu buraya yazılabilecek bir eleman mı acaba? He? Hani öyle bir detay vermiş mi? Fonksiyonu birebirdir diyemem. Orada da benim kafamda soru işaretleri var. Yani atıyorum mesela burası 10, 11, 12, 13, 14, 15. E peki şimdi sen fock fonksiyonu birebir dediğin için G'dekileri ne yaptın? 5'i 10'a götürdün değil mi? Sonra peki burada 10 bir yere gidebilecek mi? Gidemeyecek. O da iptal. F bileşke G A'dan C şeklinde tanımlanır. Yok. A'dan C şeklinde şuna tanımlanan Goff'tur. Orada bir yanılgı olmasın. G'nin tersi bileşke F. Şimdi G'nin tersi ne? Buradan buraya tanımlayacağız. E peki bir şey söyleyeceğim. Bu fonksiyon birebir de örten mi? Değil. E peki bu böyle bir fonksiyon olabilir mi? Olamaz. O zaman bunların hiçbiri kesinlikle doğru değildir. Nereden tutsam elinde kalır. Tamam. Şimdi altta bize diyor ki dik koordinat düzleminde 0,5 kapalarında tanımlı f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiş. F bileşke g fonksiyonun en büyük değerini x eşittir a noktasında aldığına göre. Bak eğer ki bir grafik varsa bileşke fonksiyonu varsa %100 arkadaşlar %99 değil %100 yapacağınız iş şudur aslında. F'in içine g a var demek. Çünkü en büyük değerini x eşittir a noktasında alıyor ya. Şimdi ben f fonksiyonuna bir şey yazıyormuşum. F fonksiyonu bana ne veriyormuş? En büyük görüntüsünü veriyormuş. F fonksiyonu hangisi bu? Yani hangi aralıkta? 3 ile 4 arasında. Demek ki bizim GA diye bahsettiğimiz ifade 3 ile 4 arasında olmalı ki biz bunu F fonksiyonu yazdığımızda fonksiyon bize neyi versin arkadaşlar? En büyük görüntüsünü versin. Zaten onu öyle söylüyor. Fock fonksiyonu en büyük değerini ilk eşittir A noktasında aldığına göre diyor. O zaman bizim GA ifademiz 3 ile 4 arasında olacak. Yani G'ye öyle bir eleman yazacağım ki görüntüm 3 ile 4 arasında kalacak. Şimdi G fonksiyonu kimdi? Buydu. Görüntüsü 3 ile 4 arasında kalması için bu aralıkta görmek lazım. O zaman burada olacağına göre bizim vereceğimiz A değeri hangi aralıkta olmalıdır arkadaşlar? 4 ile 5 aralığında olmalıdır diyeceğiz. Yani 6. sorumuzun cevabı Edirne'dir. Kıymetli bir soru, önemli bir soru. Bu soruları mutlaka dikkatli çözün derim size. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza bize diyor ki M ve N birer gerçel sayı. F ve G birebir örten fonksiyon. Yani teke tek eşleşecekler. Doğru mu? Örtenlikle tamam.
Şimdi f artı g fonksiyonunu bu şekilde vermiş. F eksi g. Şimdi bu 4 işlem sorusu. Şimdi 4 işlem sorularında nasıl oluyordu? Yani hem f'de hem de g'de olan elemanlardan ben oluşturabiliyordum f artı g'yi. Yani olmayan bir elemanı oturup da g'ye yazamam. Aynı elemanla, tanım kümeleri aynı olan elemanlardan biz yazabiliyorduk. Doğru mu? Şimdi f artı g'de de f eksi g'de de bir kere benim tanım kümelerim aynı olduğuna göre, ortak elemanları ben yazabildiğime göre, demek ki aslında şuradaki m eksi 1 ile n'in karşılığı burada yatıyor arkadaşlar. Bunlardan biri birinin. Ama mesela m eksi 1'in m artı 1'e eşit olma şansı olmadığı için o zaman otomatikman m eksi 1 kaç olacak? 2 olacak. N kaç olacak? M artı 1 olacak. Doğru mu? O zaman m eksi 1 eşittir 2 ise m buradan kaçtır arkadaşlar? 3'tür. M'e 3 yazarsak n de m artı 1'di. O zaman n dediğiniz şey de kaç yaptı? 4 yaptı. Yani şöyle bir bakacak olursak m eksi 1 dediğimiz şey burası 2. N dediğimiz şey burası 4. Burası 2. M artı 1 dediğiniz şey de kaç yapacak arkadaşlar? 4 yapacak diyebiliriz. Buna göre f 2m eksi n nedir demiş. M yerine 3 yazıyoruz. N yerine 4 yazıyoruz. O zaman bize ne soruyor? F 6 eksi 4'ten f 2'yi soruyor. Doğru mu? Şimdi dikkatli bakın. F artı g 2 nedir? 2 yazdığınızda 4 müymüş? Evet 4'müş. Bunun karşılığı 4. Peki f eksi g nedir arkadaşlar? O da bir alttakinden öğrenelim. 8 miymiş? Peki yani bu aslında şu demek değil mi? F2 artı G2. Alttaki de ne demek arkadaşlar? F2 eksi G2 demektir. Bu da 8. E peki ben bunları alt alta toplarsam bunlar birbirini götürür. 2 F2 ne yapar? 12 yapar. Buradan da F2 kaç geldi? 6 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 7. soru için Denizli'dir. Geldik 8'e. Şimdi A kümesi 1'den 5'e elemanlar. B'de 4, 5, 6. Buna göre her K eleman A için. Yani buradan seçtiğin her eleman için. A kümesine B kümesine. He diyor ki bak güzel. Bunu Türkçe çevirmek lazım. Kampta da ben buna benzer bir soru çözmüştüm. Yazdığım elemanla görüntüsünün toplamının ondan küçük olmasını istiyorum diyor. Yani mesela 1'i şöyle 1 yazarsam F1 1 artı F1 küçük eşit 10. O zaman F1 ne olacak? 9'dan küçük eşit mi? O zaman 1 her yere gider abi. 1'in kaç seçeneği var? 3 seçeneği var. Şimdi normalde fonksiyon yazarken biz 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz ya. İşte mesela sağ tarafta da 4, 5, 6 diyoruz. Mesela fonksiyon için mesela bunun kaç şartı var? Şansı var 3. Bunun kaç şansı var? 3. Bunun kaç şansı var? 3. 3 çarpı 3 çarpı 3, 3 üzeri 5. 243 tane fonksiyon yazılabilir. Ama bir şartı var. F1 9'dan küçük olacak. Tamam. O zaman 1 hepsine gidebilir. Bence 1'in 3 opsiyonu var. 3 opsiyon. Peki 2 yazarsak 2 F2 10'dan küçükse o zaman F2 nereden küçük? 8'den küçük. O zaman bunun da 3 opsiyonu var. O zaman F3 7'den küçük. Bunun da 3 opsiyonu var. He, F4 kaçtan küçük? 6'dan küçük. E bunun da 3 opsiyonu var. Herhalde F5'te olay anlaşılacak. Değil mi? F5 5 artı F5 10 sa F5 5'ten küçük eşit. Yani 5'in bak kaç seçeneği var? 2 seçeneği var. O zaman 3, 9, 27, 81, 162. Demek ki 162 tane farklı ne yapılabilirmiş? Fonksiyon yazılabilirmiş. Oldu. Geldik 9. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. ABC sıfırdan farklı birer gerçel sayı fx fonksiyonu ikinci dereceden olup aşağıdaki bilgiler vermiştir. Oo, bunları biz anlatıyoruz sürekli. Parabolde de çözdük bol bol. Parabolde ikinci dereceden demiş değil mi? Evet. Demiş. Buna dikkat edelim. Burası önemli. Çünkü hani eğer ki görüntüler aynıysa bakın bunlar aynı hizadadır anlamı taşır. O zaman simetri eksenine x eşittir r doğrusuna eşit uzaklıktadırlar. Yani 2a artı 3b bölü 2 yaptığınız zaman nereyi bulursunuz? R'yi bulursunuz. Bakın ABC sıfırdan farklı. Mesela 2B aynısını burada da söyleyebilirim. 2B artı B artı C bölü 2'dir de diyebilirim. Aynı şekilde B artı B artı 3C bölü 2'dir de diyebilirim. O zaman 2A artı 3B, 3B artı C'ye bu da 2B artı 3C'ye eşittir. Şimdi o zaman şuradaki 3B'ler birbirini götürse ne oldu? 2A C'ye eşittir diyebilirim. Bakın zaten olabilir diyor. Ben bu şekilde yorumluyorum ama şöyle de olabilir. 2A ve 3B değerleri aynısı da çıkabilir. Yani mesela bu da 4, bu da 4 de gelebilir. Hani onunla ilgili net yorum yapmıyorum. Ama benim şu an yapacağım yorum olabilir demesinden kaynaklı.
Hani ben dedim ki simetrik ekseni eşit uzaktadırlar. O zaman bunların orta noktaları eşittir. Ha, gitti. O zaman ne geldi? 2A eşittir C geldi. Böyle bir şey elde ettik. Sonra nasıl bir şey elde edebiliriz? Şuradan mesela B ile C arası ilişki kurabiliriz. B'yi buraya attık. B, onu da öbür tarafa attım. Ne oldu? 2C oldu. Şimdi şöyle oldu. 2A eşittir C. B de 2C'ymiş. O zaman A, B, C de tek. Mesela B 2C eşit. C de 2A eşit. Bak şimdi. Bu A. C 2A. B de 2C ise B de 4A'dır. A, 4A, 2A. Oldu mu? O zaman buna göre F3C. F3C ne yapıyor? 6A mı yapıyor? O zaman içlerin toplamı 6A gelen hangisi ise bence o olabilir. 6A'yı istiyor benden. Bakalım bir. 2B ne demek? 8. Bu değil. B 4A. A da 2A. He bak oldu. Olabiliri oldu. Peki A, A. B 4A, 5A olmadı. B 4A, A çıkardım 3A olmadı. A, A, C 2A, 3A yaptı olmadı. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz ve böylece fonksiyonlarda 16 şiddetinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.